Merhaba, yeni bir haftadayız ve yeni bir haftayı yaşayacağız. Hareketli günler geçirdik hafta sonunda ve evde de rahat yok tabii. Olup bitenleri izlememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye dünyanın herhangi bir yerinde görülmeyecek derecede acayipliklerin yaşandığı, sapla samanın karıştığı ve aslında seçim sürecine girildiği için de hareketli günlerin başladığı bir dönemde. Siz Radikal Tahammülsüzlerle hafta içi her gün saat 11 ile 1 arası buluşuyoruz. Ben sadece yarın bir günlük izin rica edeceğim sizden. Çarşambadan itibaren devam edeceğiz. Onu da burada söylemek isterim. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapus'ta 28. gün. Mücella ablayı unutmadık, yoldaşlarını unutmadık. Mücella abla ve yoldaşlarının neden mapushanede olduğunu da unutmadık. Bunu mutlaka ve her zaman ısrarla ve inatla vurgulamamız gerekiyor. Çünkü hep söylediğim gibi bir dava için mücadele eden insanlar mapushanedeyken yalnız olduklarını hissederlerse, bütün bu çobanın boşa gittiğini düşünürlerse gerçekten onlara biz destek olmak şöyle dursun, o yalnızlık içerisinde de köstek olmuş oluruz. Türkiye'nin en büyük sorununun hukuk olduğunu unutmayalım. Mücella ablanın metnini okumaya geçeceğiz ama hafta sonu mitinglerden birinin ardından bir kaza oldu ve bu kazada maalesef gençleri kaybettik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adana Gençlik programının ardından 3 kişi yaşamını yitirdi. Bir trafik kazası oldu. Siyasetteki kutuplaşma, insanların birbirine belki hiç hak etmedikleri sözleri söyledikleri bir dönem ama nihayetinde can. Ve bu candan dolayı da sevgili gençlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Aslında yüreğimde şu acı da oluyor. Türkiye'de gençlerin başına bin bela geliyor. Genç insanların toprağa bu kadar kolay düşmesine de hep acıyla karşılıyorum. Kuşku yok ki bu kaza nihayetinde ama ateş düştüğü yeni yakan ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu acıyı atlatabilecek bir süreç olur. Çok kolay değil. Evlat acısından öte bir dünya yok. Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginden dönerken yaşamını yitiren gençlerin aileleri mutlaka çok kederlidir. Acılarını paylaşıyorum. Şimdi devam edelim. TUMOB'un çağrısıyla bir miting gerçekleşti. Gezi süreciyle ilgili ya hep beraber ya hiçbirimiz dendi. Katılım vardı. Yüksek bir katılım vardı ve bu katılımda cumartesi günü Kılıçdaroğlu meselesine az sonra gireceğiz. Pazar günü de böyle bir hal oldu. Önce Mücella ablanın orada gönderdiği mesajı dinleyeceğiz. Ona bakacağız. Neler söylemiş Mücella abla? İnsanlar nasıl tepki vermiş? Oradan bugünkü yayına doğrudan girmiş olalım. Bu karanlıkta yükseltmemiz gereken adalet talebidir. Kentlerimiz için, doğamız için, geleceğimiz için, emeğimiz için adalet talep ediyoruz. Sadece bizler için değil, hukuksuzca cezaevlerine atılmış hak savunucuları için. Çocuklarımız, Ethem, Medeni, Ali İsmail, Abdocan, Ahmet, Mehmet, Hasan Ferit ve Belki'nin özgür düşleri için adalet istiyoruz. Gezi'de düşene, dövüşene bir selam. Gezi'de düşene, dövüşene bir selam. Gezi'de düşene, dövüşene bir selam. Umutluyuz. Biz umudu TMOP örgütlülüğümüzde görüyoruz. Dayanışmayı, umudu Gezi'de birlikte gördük. İktidarın üstümüze atmaya çalıştığı karanlığa inat, delilsizce, hukuksuzca atıldığımız cezaevinden tekrar söylüyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Gezi, eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur. Bu daha başlangıç, Mücella Yapıcı, Bakırköy Cezaevi. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Elbette ve hiç kuşkusuz ki Gezi sürecinde kaybettiğimiz canlarımız var. Ve bu canların nihayetinde aileleri var, acılar var, hukuk aranıyor. Ve Gezi süreci giderek daha hukuksuz bir hale geliyor. Bu dönemin şeytanlaştırıcı unsuru da acaba Gezi mi olacak yine diye de düşünmeden edemiyorum. Gezi aileleri mitingdeydiler ve mitingde onlara büyük bir ilgi de vardı. Aslında Gezi aileleri dediğimiz sembolik oldu. Pek çok aile var, pek çok katılan insan var ama Gezi aileleri
ailelerinin özelliği tabii evlatlarını toprağa vermiş olmalarıydı. Hatırlarsanız bundan sanıyorum birkaç hafta önce ya da bir ay kadar önce bu stüdyoda Gezi ailelerini canlı canlı ağırlamıştık. O insanların sözlerini de size duyurmuştuk. İşte yine kürsüye gidelim ve onların nerede olduğunu bir kez daha Gezi ruhunu anımsamak adına görelim. İşte tüm meydan bu sesle inledi. Gezi direnişinin adalet talebi için yüz binler bir ağızdan aykırdı. Bu adalet talebi Ethem'in, Ali İsmail'in, Medeni'nin, Hasan Feriç'in, Abdocan'ın, Ahmet'in, Mehmet'in ve Berkin'in özgür düşleri için. Gezi şehitlerinin ve Gezi Parkı davasında tutuklananların ailesi de sesini CHP'nin Milletin Sesi mitinginde yükseltti. Konuşmayı tüm aileleri temsilen tutuklu olan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman yaptı. Bu adalet talebi yargının bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gereğini yapan hak savunucularının tutsak edilmediği bir ülke içindir. Sloganlar hiç durmadı. Gezi davası onurumuzdur dedi yüz binler. Şunu unutmayalım. Dik duracağız. Yılmayacağız. Çoğalacağız ve kazanacağız. Gezi davasının hem avukatı hem mahkumu, Çorlu'nun, Soma'nın, Aladağ'ın, memleketin taşını toprağını savunan Can Atalay'ın babası da konuştu. Bu adalet talebi gelecek güzel günler içindir. Bu adalet talebi kentlerimizin yağmalanmadığı, kamu kaynaklarımızın yok edilmediği, derelerimizin özgür aktığı geleceğimiz içindir. Bir kere daha umut, dayanışma ve mücadelede ısrarcı olma çağrısı yapıldı. Gezi, eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutuklularına selam yollandı. Buradan Bakırköy'e ve Silivri'ye selamlar. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Gezi şehitlerinin ve tutsaklarının aileleri, sanatçılar, vatandaşlar ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşi Selvi Hanım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şarkısını hep birlikte söyledi. 500 atlı ile kesti. Evet, mitinge başlamış olduk. Cumartesi gününe damgasını vuran isim Kemal Kılıçdaroğlu ve onun mitingiydi. Onun derken aslında Canan Kaftancıoğlu için düzenlenmiş olan o MSE'nin ardından Bursa'daki mitingin İstanbul'a alınarak Milletin Sesi mitingleriyle birlikte toplumsal duyarlılığı arttırmak istiyorlardı. Gezi ailelerinin kürsüde olması, Mapushane'deki bir tür rehini gibi muamele gören Mücella abla ve bütün yoldaşların orada olması bir meseleyi ortaya koymuş oldu. Kılıçdaroğlu, ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim, ben neysem oyum diyor. Tabii şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğini iki türlü yorumlamak gerekiyor. İktidar olmak ne? Şimdi iktidar olmak bugünkü sistemde eğer meclis içerisinden bir başbakan çıkarma imkanı olsaydı başbakan olmak anlamına gelirdi. Böyle bir şey olmadığına göre o zaman başkan olacağım, Türkiye'yi yöneteceğim ve orada da değişmeyeceğim diyor. Dolayısıyla aslında Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını üstü örtülü bir şekilde söylemiş oluyor. Şimdi medyada bazı uyanıklar duyum aldık vesaire bilmem ne diyorlar. Oysa ki ben bunu tekrar ediyorum. Neredeyse 2,5 ya da 3 sene oldu yazılı. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde Cumhurbaşkanı adayı demiştim. Adayı olduğunda görüyorsunuz süreç devam ediyor. Üstelik de yani örneğin işte
Ali Babacan diyor ki masada uzlaşamazsak ben aday olacağım. Ardından da diyor ki ben olmazsam da Abdullah Gül olacak. Dolayısıyla yani oradaki tablo belli, uzlaşılacak isim de belli. Neden insanlar halen işte Ankara Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkanı aday olur mu diye tartışıyor bilmiyorum. Bence konu kapandığına göre Kemal Bey'in arkasında kenetlenmekte yarar var. Ha bir sürü insan diyor ki 9 seçim kaybetti, 10 seçim, onu bilemem. İradeyi oy verirken bakarsınız ama nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ortada ve neden bu tartışmaya devam ediliyor onu da pek anlamış değilim. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin giderek bu meselede taraf olduğunu da göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sonuç itibariyle nasıl İYİ Parti lideri, biraz sonra konuşacağız, ben başbakan olacağım diyorsa, her parti bir iddia koyuyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının da çok geç kaldığını bile düşünmemiz gerekir. Şimdi mitinge gidelim. Cumartesi günü neler olduğunu anımsayalım. Mitingin havasını değerlendirmelerini de görelim. Çünkü cumartesi günkü miting aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisiyle birlikte yürüyüşünün en önemli adımlarından biriydi. Hani Mersin'de birincisi yapıldı ama aslında İstanbul'dan seçime yönelik de bir yola çıkış olduğunu söylemekte herhalde yanılmayız. O zaman cumartesi akşamına, daha doğrusu cumartesi saat 18'e gidelim ve orada neler olmuş bir izleyelim. Korkuya kapıldı Durban. Gitti gidiyor. Geliyor, gelmekte oğlu. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Az kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın, az kaldı. Hak, hukuk, adalet sloganlarıyla yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıktı sahneye. Yüz binleri selamladı. Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e, genci yaşlısı, işçisi, emekçisine ilk sözü haramilerin devri bitiyor oldu CHP liderinin. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar, beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, troll ağları, insan kaçakçıları, silah kaçakçıları, hepsi ama hepsi birlikte çalışıyor. Bunların tek bir amacı var: korku iklimini yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe'de Milletin Sesi mitinginde konuştu. Siyasi iklimin vatandaşın üzerinde yarattığı baskıyı anlattı. Bizi korkutmak, sindirmek istiyorlar dedi. Saray ve şürekasının dilinden düşmeyen bir kelime var. O yasak, bu yasak, şu yasak. Cumhuriyet Halk Partili olarak bizler gençlerden Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil bekliyoruz ve gençlerimizin her birisi fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hürdür. Bu haklı davamızın önünü kesmek için sürekli bir güvensizlik ortamı yaratmak istiyorlar. Başaramayacaklar. Biz kazanacağız. Söz veriyorum, biz kazanacağız. Ve Türkiye'nin vatandaş için en yıkıcı gündemi ekonomik kriz. Değişim yapmak zorundayız dedi Kılıçdaroğlu. İktidara ve beşli çete olarak nitelediği hükümete yakın şirketlere sert sözleri vardı. Halkı sömürenlerin defterlerini düreceğiz dedi. Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün, piyasa kendi dengesini bulur söylemine karşıyım. Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin kim olduklarına bakmadan hepsinin kafalarına inmek zorundayız. Sarayın ve o fotoğrafçı Suç İşleri Bakanlığı'nın elinden yetkiyi aldığımız an hepsinin, bu beşli çetelerin tamamının defterini dürmek zorundayız. Siyasetin sıcak gündemi sığınmacılara da değindi Kılıçdaroğlu. Davulla zurnayla kardeşçe ülkelerine göndereceğiz sözlerini tekrarladı. Türkiye'ye gelen kaçakların, özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine
geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. 8 milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar. Gidecekler. Davulla, zurnayla kardeşçe göndereceğiz onları kendi ülkelerine. Aslında Bursa'da yapılacak Milletin Sesi mitinginin İstanbul'a taşınmasının sebebi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanması ile ilgili de konuştu. Muhafazakar kesimlere seslendi. Aynı adaletsizlik size de zarar verecek. Sessiz kalmayın vurgusuyla. Ey muhafazakar genç kadın, bu aynı zamanda senin de sorunun. İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet senin İstanbul Sözleşmeni de yok ediyor. Senin nafakanı kesmek istiyor. Seni köleleştiriyor. Canan Başkan'ın başına gelen sen ses çıkaracaksın, sesini yükselteceksin ve itiraz edeceksin. Genç muhafazakar kadın sen, çünkü aynısı sana da yapılacak. İktidar olduğumuzda değişmeyeceğim. Kibarlık zayıflık değildir dedi. Sözlerini artık sloganlaşmış olan geliyor gelmekte olan diye seslenerek coşkuyla bitirdi CHP Genel Başkanı. Bir liderin kibar olmaması gerektiğini söylüyorlar. İyi kalpli olmak, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Dostlarım, biz birlikte oluyoruz ve birlikte iktidar oluyoruz. Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem oyum. Bu ülkenin bütün onurlu insanlarının hakkını ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacağım. Bu ülkeden çalınanları tavizsiz geri alacağıma. İşte burada milletimin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum. Çok ama çok yakında. Yeter ki buna inan. Yeter ki sesini yükselt. Yeter ki kim olduğunu asla unutma. Ve unutma, ve unutma, ve unutma. Geliyor, gelmekte olur. Şimdi değerli dostlar, Kılıçdaroğlu konuşmasını kağıttan yaptı. Bazıları heyecansız bir konuşma dedi ve hani biraz daha mı acaba toplumu heyecanlandırması gerekiyordu, tartışmaları yapıldı. Bence Kılıçdaroğlu şu taktiği izledi. Çok da yanlış olmayabilir bu. İhtiyatlı olma taktiğini izledi. Neden? Çünkü bir, toplumun karşısına net ve doğrudan mesajlar vermesi gerekiyor. Bir tür seçim kampanyası başlangıcı olduğu için bu verdiği mesajlarda doğru algılanması ve akla güvenip de bir oradan bir oraya savrulmamak için bunları teker teker ortaya koydu. Biraz sonra tweetlerini de göreceğiz Cemal Enginyurt'tan sonra ve bunların altını da akşam tekrar çizdi. Belli ki bir rota koydu ortaya. Burada en önemli olan mesele, tekrar ediyorum, en önemli olan mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin neoliberalizmi kabul etmiyorum demesi ve kamucu bir tercihi yapması. Şimdi biz son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden hangilerini cebimize koyduk ve tercih ettik? Bir, neoliberalizm bitmiştir, insanın kanını emiyordur dedi. Doğruydu. İki, Sadat'ın önüne gidip bunu deşifre etme meselesi önemliydi. Bu da doğruydu. Dolayısıyla bütün bu mesajlarını verdi. Bir taraftan muhafazakar kadına da seslenerek Canan Kaftancıoğlu'na yapılan muameleyi de bir biçimde kitleselleştirmeye, başka bir noktaya getirmeye çalıştım. Şunu da söylemek istiyorum size, önemli. Canan Kaftancıoğlu, dikkat ediyor musunuz? Giderek daha büyüyen bir siyasi figür oldu. Demek ki bildiğini inatla ve ısrarla yapmanın yararı var. Demokrat Parti'ye geçen renkli bir milletvekil Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nu lider olarak kabul edebiliriz dedi. Bu da aslında altılı masanın ruhunu yavaş yavaş ortaya koyuyor. Ben Meral Hanım'dan bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Kemal Bey zaten kendisi masada. Cemal Enginyurt'un da bu desteğini gördüğümüzde Saadet Partisi'ni de yanına koyarsak aslında dörtlü masadaki mutabakatın Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde olacağını görüyoruz. Son seçim araştırmaları ile ilgili benim aldığım değerlendirme, Erdoğan'a karşı en güçlü adayın Ankara Belediye Başkanı olduğunu, Erdoğan'a karşı diğer güçlü adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu,
Erdoğan'a karşı diğer üçüncü adayın da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, üçünün de yenebilecek durumda olduğunu ama sıralamanın da böyle olduğunu size anımsatmak isterim. Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi milletvekili, o da renkli bir milletvekili ama öyle bir şey oldu ki çok tartışmalı bir durum doğdu. Bunu herhalde bugün de konuşmamız gerekiyor. Ahmet Şık, Kemal Bey'in Alevi olması ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için değil elbette, bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerekir. Hiç kimse iktidar oradan söz kurmaz diye düşünmesin. Bu iktidar bize her gün madımakı yaşatabilecek bir iktidar demiş. Tekrar ediyorum, bize yaptığı uyarı, yani Türkiye'deki insanlara yaptığı uyarı Ahmet Şık'ın, Alevi bir adayın iktidar tarafından kullanılabileceği ve nihayetinde bunun hesaba katılması yönünde. Doğrusu ben Ahmet Şık bunları söylediği zaman yadırgadım. Hangi bağlamda olursa olsun, hangi tartışmayı ortaya açmış olursa olsun, nihayetinde sonunda özür dileyerek bunların yanlış anlaşıldığını söyledi. Ve özür dilediği metinde de meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim dedim. Şimdi gerçekten toplumda farklı gruplara yönelik ön yargılar olabilir. Ancak Ahmet Şık'ın misyonu ve sonuç itibariyle devrimci bir yaklaşım güden, devrimci bir tutum içerisinde olan insanların genel anlamda bu tür uyarıları yapması bence doğru değil. Devrimci insan ön yargılara rağmen ayakta durur ve ön yargıları da ortadan kaldırmak için cesaretle tutum takınır. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten başarısızlığı söylenebilir, seçim kaybetmişliği söylenebilir, işte hitabette eksik denebilir, o denebilir, bu denebilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun etnik kökeni, mezhepsel kökeni, inançları ve işte aidiyetleri üzerinden bir tartışma olduğunda Türkiye'deki bütün uygar insanların göğsünü siper etmesi gerekir. Ve bu siper etme sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da benzeri durumda olan bir insan ne söylerse söylesin kulaklarımızı tıkayarak doğrudan siper etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye'nin en büyük meselelerinden bir tanesi zaten toplum içerisinde sürekli öteki yaratmak. Öyle bir hale gelmeliyiz ki biz insanların özel hayatını dikizleyenlere, insanların mezhepsel farklılıklarını, inanç farklılıklarını ve daha ileri götürüyorum aslında milliyetçilik gibi aslında son derece kısıtlı bir yerden bakmasını aşmamız gerekiyor. Bunu yurtseverlikle taşlandırmamız gerekiyor. Yurdumuzu her şeyle sevmemiz gerekiyor. Yani iki örnek vermek istiyorum size. Akıl yürütme bağlamında söylüyorum. Toplumun takdir ettiği isimler, cenazelerinde milyonların peşinden gittiği isimlerden bir tanesi Hrant Dink. Örneğin Türkiye'de Hrant Dink bir sebepten dolayı aday olsaydı ve Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman biz Hrant Dink için ya o Ermeni, dolayısıyla Ermeni'den aday mı olur diyebilir miydik dememiz doğru olur muydu? Cumhurbaşkanı affedersiniz Ermeni dediği zaman biz hepimiz çıkıp hepimiz Ermeniyiz o zaman dememiz gerekirdi. Bir başka örnek Tahir Elçi. Büyük travma yaşattı topluma. Eğer Tahir Elçi Cumhurbaşkanı adayı olmuş olsaydı ve birisi çıkıp da Kürtler diye seslenseydi hepimiz çıkıp evet hepimiz buradayız, hepimiz Kürdüz dememiz gerekmez miydi? Ya da Türkiye'nin büyük acısı Uğur Mumcu aday olduğunda, ortaya çıktığında onlar Kemalist, Cuntacı, darbeci bilmem ne deselerdi. Uğur Mumcu'ya bunu söyledikleri zaman hepimiz çıkıp evet Uğur Mumcu darbeciyse hepimiz darbeciyiz, hepimiz Kemalistiz dememiz gerekmez miydi? Kemalist olmamıza hiç gerek kalmadan bunu söylememiz gerekmez miydi? Yani ben Ermeniyim, ben Kürdüm, ben Kemalistim, ben Arabım, ben işte başka bir durumdayım, cinsel yönelimim farklı vesaire. Bunların tamamı ayıp. Bu tartışmaların tamamı ayıp. Elbette ki Ahmet Şık'ın özrünü Alevi kanaat önderleri kabul eder etmez bilemem. Benim öyle bir hakkım ve haddim yok. Ahmet Şık'ın art niyetli olduğunu düşünmemiz de biraz amacından aşmış oluruz. Amacını aşmış oluruz ama bir taraftan da iktidarın ne yaptığına göre konum almanın ben fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Salt bu sebepten dolayı bile, yani Türkiye'de işte bir Dersim bölgesinde yaşayan Tunceli ilinde ailesi olan işte
kendisi Alevi olmuş olan ailesi vesaire her kimse, bir kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na kadar gelmiş olması zaten Cumhuriyet'in en büyük kazanımıdır. Dolayısıyla Kamer Genç aklıma geliyor. Kamer Genç bir gün meclis kürsüsünde kendi üslubuyla konuşurken alay ediyorlardı. Gerçi Kamer Bey'le kimsenin alay etmeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum ama ediyorlardı işte. Kamer abi de ben yakından tanım, ağzlarına vura vura oturtuyordu onları. O zaman meclis başkan vekiliydi Kamer abi ve dedi ki sizin benimle olan derdinizi biliyorum dedi. Çünkü ben o coğrafyadayım, o da Dersim coğrafyasından, Tunceli'li. Ben işte sizinle eşit koşullarda milletvekili seçildim ve şu anda milletin meclisinin kürsüsündeyim. Sizin hazmedemediğiniz dağdan gelen bir köylü çocuğunun burada oturması demişti tüm meclise. İşte bütün mesele bu. Cumhuriyet dediğimiz şey de bu. Dolayısıyla bizim aslında tam da belki bu sebepten dolayı bu tür insanları, yani Türkiye'de öteki diye öngörülen, öteki diye karşı durulan insanları meclise daha çok sokmak, kamu kurumlarında varlıklarını daha çok göstermek toplumsal bütünlük açısından anlamlıdır. Eğer devletin bu türden bir ayrımcılığı olursa hakikaten o zaman hep birlikte çok utanırız. Çok utanırız. Çok ayıp olur. Biz tekrar ediyorum Ahmet Şık'ın özrünü Aleviler, Alevi kanaat önderleri değerlendirir. Benim öyle bir haddime değil. Ama şunu söylemek isterim. Bu tartışma bir kere başlarsa Kızılca kıyamet kopar. Bu tartışma bir kere başlarsa. Çünkü bence Türkiye'deki en hassas konu zaten bu. İnsanları inançlarından, işte mezhep farklılıklarından, etnik kökenlerinden vesaire ortaya koymak. Kendi kanaatimde söyleyip devam edeceğim. Meral Hanım'a geçeceğim. Son olarak ben şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortaya koyacaksa mesela önce Meral Hanım ortaya çıkmalı ve demeli ki Kemal Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yurtseverdir. Biz de yurtseverler olarak buradayız mesela. Sonra tarihinde işçisi anlamlı bir adım olsun. Saadet Partisi Genel Başkanı çıkmalıdır. Biz işte muhafazakarlar, dindarlar Kemal Bey'in namusuna, dürüstlüğüne inandığımız için buradayız demelidir. Bunu çoğaltabiliriz. O masada oturan herkes bunu demelidir. Ancak böyle olduğunda bu tartışmalar biter. Yani birimizin diğerimiz adına davrandığımızda, birimizin diğerimiz adına göğsümüzü siper ettiğimizde bu tartışmalar biter. O yüzden burada bu meseleye yerli yerinde bakmak gerekir. Ben kendi payıma çok 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 ayıp sayıyorum insanların inançlarına ve işte diline, dinine, ırkına göre ayrımcılık yapılmasına her alanda. Hele ki, hele ki bir sosyalistin, bir devrimcinin bu konu aklının uzak köşesinden bile geçmez. Gündeme Not devam ediyor. Sayın Akşener çıtayı yükseltiyor. Çarşamba günü yine konuşacak. Belli ki hazırlıklı geliyor. Fakat yeni bir tartışma başladı. Biz de o tartışmaya fikirlerimize katkı yapacağız. Akşener, o günün öznesi Abdülhamit Han ise bugünün öznesi Erdoğan'dır dedi. Tekrar ediyorum, o günün öznesi dediğinde yani Osmanlı'nın son dönemindeki istibdat uygulamasını yürürlüğe koyan baskıcı, işte jurnalcileri halkın arasına sokan, döneminde savaş olmadığı halde toprakları dağıtan falan bir liderden söz ediyoruz. Bir padişahtan söz ediyoruz. Bununla arasında bir benzerlik görüyor Sayın Meral Akşener ve diyor ki Erdoğan da aynı baskıyı yapan ve hesap vermeden toplumun varlıklarını ortadan kaldıran bir liderdir diyor. Tabii kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet sloganı tam da o dönemin şeyiydi. Mottosuydu derler ya, yani o dönemin en önemli vurgusuydu ve bütün ülke bunun etrafında kenetlenmişti. Bunu ilk Ahmet Şık Türkiye'deki ağır cezalar aldıkları mahkemede
kullandı ve kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyerek o döneme gönderme yaptı. Sayın Akşener de bunu kitleselleştiriyor. Hatta o kadar matrak ki bu sözü Sayın Akşener'in olduğunu, bu cümlenin Sayın Akşener'e ait olduğunu düşünenler bile var. Varsın öyle olsun. İnsanlar kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet dediği müddetçe sorun yok. Yeter ki buna cesaret gösterebilsin. Şimdi Akşener siyasi bir muhatap ararken karşımıza kim çıktı, bir de ona bakalım. Gerçekten insan Türkiye bir mizahi duruma geliyor. Yanıtı göreceğiz şimdi Sayın Akşener'e. Efendim, Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu Zartsurt. Evlat Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Osmanlı'nın torunu. Şimdi haddimi aşarak ekranlarda bir kabalık yapmak istemiyorum ama evladı Osmanlı, siz geriye döndüğünüzde biz deliye döneceğiz falan gibi boynunuzu aşan laflar etmeyin. Buradan geriye dönüş bir kere yok. Türkiye Cumhuriyeti şu ya da bu şekilde 100. yılına giderken bir meclis iradesiyle cumhuriyet kararı almış ve sizin aileniz tarihin çöplüğüne gitmiştir. Bütün istibdat yönetimleri olduğu gibi, Romanovlar'da olduğu gibi, dünyanın bütün imparatorluklarında olduğu gibi hepsi tarihin çöplüğüne gitmiştir. Kaldı ki dedelerinizin tamamıyla övündüğünüzü de tahmin etmiyorum. Bu ülke artık yurttaş olma bilincini tatmıştır. Kör topal da olsa demokrasisi belli bir seviyeye gelmiş idi. Kör topal da olsa seçme seçilme hakkının kıymetini, yetişmiş insanların varlığını bu ülke tattı. Bunların altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz dediğinde dikkat edin. Dikkat edin. Biz buradayız zaten. Biz buradayız. Geriye dönmeye kalktığınızda neyle karşılaşacağınızı da herhalde tahmin edersiniz. Geriye dönemezsiniz. Geriye dönmeyecek bu ülke. Tarih ileri doğru gitmeli. Daha iyi, daha güzel bir dünya için gitmeli. Tek adamların iki dudağı arasında memleketlerin ne hale geldiği, sayın dedelerinizden Abdülhamit Han diye şimdi yalan bir tarih anlattığınız, tamamen yalan bir tarih anlattığınız isim, bu coğrafyadaki toprakları verdi, büyük borçlanmalara götürdü, halkı inim inim enletti, gazetecileri mahpus etti, düşünen insanları katletti, toplumu jurnalci hale getirdi o küçücük aile için. Sonra birisi çıktı, dedi ki bu böyle gitmeyecek. Nihayetinde Türkiye'nin rotası değişti. O değişen rotada dünyada ne varsa o geldi. Bir devlet kuruldu. Sizin bütün bu toplumun geleceğini karartan sülalenize rağmen o insan meclis iradesini ortaya koydu. Halkla birlikte nihayetinde ve halka rağmen nihayetinde cumhuriyet kuruldu ve aydınlar, düşünürler, bilim insanları yetişti ve dünyaya da buradan ses verildi. Tertemiz bir dilimiz, Türkçemiz oldu ve bu ülkenin gururla ayakta duran insanları oldu. O yüzden bence denemeyin. Kimin deliye döneceği belli olmaz. O yüzden bence efendilikten de vazgeçmeyin. Ne olacağını daha önce gördünüz, yine görürsünüz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Halkın iradesi, halkın devrimci gücü ve halkın öfkesi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Verelim belleği, beyefendiye verelim bu sefer. Evet sevgili seyirciler, saçmalamaktan bıkmayan insanlar var. Biz de saçmalayanlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz. Saçmalamak da değil, bir tür provokasyon. 28 Şubat sürecinin kahramanlarından Müslim Gündüz, Müslümanlar fiilen laikliği ve Kemalizmi mağlup ettiler. Fakat kendi içlerindeki korkuyu yenemediler. 500 bin günahsız insanın imha edilmesinin verdiği dehşet genlere işledi. Bu millet Kemalizmi de laikliği de bir an bile kabul etmedi. Fakat korkudan ağızlarını açamıyorlar. Müslim Gündüz Bey Türkiye'de 28 Şubat'taki o berbat günlerdeki medya tarafından
askerlerle birlikte kurgulanmış olan ve bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünü açmak için yapılmış olan, daha sonraki olaylara baktığımızda da aslında tam da 28 Şubat'ı yapanların AKP'ye hizmet ettiğini gördüğümüz sürecin magazin kahramanlarından biriydi. İşte kadınlarla basılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Ben bunlara takılmıyorum. Çünkü o dönem gerçekten bir medya algı yönetimi yapılıyordu. Tıpkı şimdi yapılan algı yönetimi gibi. Fakat Müslüm Bey galiba kendini en cesur olarak görüyor. Her şeyi dile getiren olarak görüyor. Ve diyor ki 500 bin kişinin işte katledilmesi falan filan. Tabii insan şunu soruyor. Bu 500 bin kişi kim? Mesela kim? Kim katletti? Nerede oldu bütün bunlar? Hangi tarihi veriye dayanıyorsunuz? Bu katliam dediğiniz şey Mustafa Kemal'in kendi halkına yaptığı bir zulüm vurgusuysa buyurun tartışalım. Tarihçiler ortada. Türkiye'nin büyük tarihçileri ortada. Dolayısıyla Türkiye'de öyle bir şey oluyor ki bir uydurma dünyası söz konusu ve bu uydurma dünyasında uydura da sallıyorsunuz. Çünkü alıcısı var. Çünkü bu sallamanın itiraz edecek ya da itiraz eden insanların ekranda yer alma olanağı yok. Bizim gibi birkaç yer hariç bu olanak yok. Ve Müslüm Bey işte Kemalizmi, laikliği kabul etmedi falan filan. Müslüm Bey bir gün gelin de İstanbul sokaklarında bir dolaşalım bakalım. Türkiye'nin her tarafına gidelim bakın. Kabul etmişler mi, etmemişler mi? Bir bakalım isterseniz. Bu iş öyle değil. Hele kadınların bu kadar güçlü, örgütlü haklarını ele geçirdikleri bir dönemde sizin gibilerin bu çağın çok gerisinde olan ve aslında hayal dünyasında bile değil tuhaf bir ilkellik içerisinde dünyaya bakan, istediğiniz gibi yaşayın ama bakış öyle, bunu insanlara boyun eğdireceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Müslüm Bey, bu tweetleri atmak kolay. Gelin bakalım bir tane kadınla karşı karşıya da ne oluyor? Sizin köle muamelesi yaptığınız kadınlar da er ya da geç özgürleşecek. Çünkü insanın doğası böyle. Dedik ya, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Yani yarın bir gün Meral Hanım falan başbakan olduğunda siz de boyun eğeceksiniz. Olur olmaz onu bilemem. Şimdi Bozdağ'a gideceğiz. Enteresan bir isim Bozdağ. Şimdi diyor ki Bozdağ, Adalet Bakanı, yani periyodik olarak Adalet Bakanı oluyor. İlginç bir adam çünkü asla vazgeçilmeyen birisi, sadakati var. Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok. Tweet'te yazılanlardan dolayı açılıyor. Yani zaten açıklamanın kendisi biraz tuhaf. Yani tweet attı diye kimse tutuklanamaz. Mesela tweet'te bir tane şey koysanız, fotoğraf koyup atsanız mahallede top oynayan çocuğun, kimse bir şey demez. Üç nokta koysanız kimse bir şey demez. Asıl mesele zaten içinde ne yazdığıyla ilgili. Bugün dünyanın öylesine bir hale gelmiş durumdayız ki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı müddetçe, Türkiye tarihinde de hiç olmadığı müddetçe Cumhurbaşkanlığı hakaret suçundan binlerce insan yargılanıyor. Büyük para cezaları veriyor, hapishaneye giriliyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. Bu birincisi. Şunu da söylememiz gerekiyor. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun bal gibi de ifade özgürlüğüne giren, eleştiri sınırları içerisinde olan meselesi bugün Kaftancıoğlu'nun siyasetten men edilmesine kadar gitti, hapis cezaları verildi. Hani tweetten dolayı hiçbir şey olmuyordu? Neyse, Kılıçdaroğlu kararı eleştirebilir ama ben mahkemeyi tanımıyorum diyor. Bu kanunlara uymamaktır ve suçtur demiş Sayın Bekir Bozdağ. Şimdi Kılıçdaroğlu doğal olarak siyasi bir dava görüldüğünü düşündüğünde siyasi bir tepki veriyor. Kendi il başkanına attığı 3 tane tweetten dolayı bunu yaparsanız, milletvekilini içeri atarsanız, insanları kayyum atamayla tehdit edersiniz. Bu mahkeme kararını tanımıyorum. Bunlar siyasi kararlardır diyor. Sayın Bozdağ'ın anlaması gereken şey şu. Siyasi mahkemeler, siyasi davalar zaman içerisinde asıl değerini, karşılığını, haklılığını ortaya koyar. Göreceğiz önümüzdeki dönemde AKP'li yıllardaki kararlar nasıl tartışılacak. Fakat Kılıçdaroğlu'na bunu diyor ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bunu diyebilecek mi? Biz de hep biliyorsunuz bellek meselesi. Bir izleyelim. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar.
Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Şimdi aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu söylediği zaman kendi genel başkanının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün bunları söylemiş olduğunu unutmaması gerekirdi. Benim ve arkadaşlarımın yapmaya çalıştığımız şey şu. Sanki Türkiye'de her şey o anda oluyormuş gibi. AKP'li yıllarda tarihte kendinden ibaret sayılıp öyle başladı ya. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bugün bu oldu ve nihayetinde tarih bugünden itibaren başladı deniyor. Bakınız belgeler kaybolmuyor. Saygı da duymuyorum, uymuyorum da diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de kutuplaşma olmadığını söylüyor. Tam tersine birleştirici bir isim olduğunu düşünüyor. Bu enteresan bir hale geldi. Çünkü Türkiye'deki kutuplaşmanın sebebi aslında Sayın Erdoğan'ın dili. Türkiye'de kutuplaşma var mı yok mu onu göreceğiz ve biraz sonra da onun görüntülerini izleyeceğiz. Bizim siyasetimizde kutuplaştırma yoktur demesinin ardından bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkmış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan neler söylemiş. Meral Hanım sen kim? Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret haddini aşmazlıktır. Bugün meselemiz istibdat karşısında hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908'de İstibdada karşı koyan ruh neyse Gezi'de otur. Bir yanda CHP liderinin Milletin Sesi mitingi, diğer yanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki konuşması. Milletin Sesi mitinginde birlik mesajları peş peşe gelirken Adana'da durum daha farklıydı. Partili Cumhurbaşkanı'nın hedefinde İYİ Parti lideri Meral Akşener vardı. Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamit Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun, biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. 21 Mart'ta meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin karşısında duran irade neyse Gezi'de otur. Demokrasi için seferber olan o günün Türk gençleri neyse ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan Gezi'deki Türk gençleri de odur. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde sadece İYİ Parti lideri yoktu. Altılı masada vardı. İsim vermiyorum dedi ama lafını esirgemedi. Tabii burada altılı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamit nezdinde yapılan bu ecdat tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak da hakkımızdır. Erdoğan altılı masadaki 3 siyasi parti liderini hayp bildirmemekle suçladı. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan ona laf atanlara haddini bildiremediler. Türkiye'nin her bir yerini saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla Hatay'a gönderir. Elbette Cenab-ı Hak da bugün olmasa da ruz-u mahşerde bu kul hakkının hesabını sorar. Tartışma yeni günde de devam edecek mi sorusunun gölgesinde bu kez Meral Akşener kameraların karşısındaydı. Akşener'in eleştirileri de sistem üzerinden oldu. Bu ucube sistemden, bu istibdat sisteminden eğer ülkemizi kurtarmak istiyorsak
çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız. Yorulmamak durumundayız. Yılmamak, yıkılmamak mecburiyetindeyiz. Akşener çıtayı yükselttikçe dikkat ederseniz oraya oynamaya çalışan Ümit Özdağ Bey'in Zafer Partisi de biraz kenara doğru gitti. Oradan yeni bir çıkış olabileceğini tahmin etmiyorum açıkçası bu gidişatta. Akşener iyice partisine yeni isimler katarak yeni bir rota çizdi. İşte şeyde Balyoz'da yargılanmış bir askeri kadrosuna kattı. Üçok beyefendiyi. Askeri hakimlerden bir hanımefendiyi partisine kattı. Yani partiyi başka bir tabana yayıp merkez sağa doğru da götürmeye çalışıyor. Şimdi bu az buz bir mesele değil, ciddi bir mesele, bunu söyleyelim. Öte taraftan da seçime vurgu yapıyor. Bu seçim olacak diyor. Akşener'in seçim değerlendirmesini de dinleyelim. Yavaş yavaş birinci bölümü tamamlayıp ikinci bölüme geçeceğiz. Çünkü Akşener bu hafta da herhalde bunları çıtayı yükselterek devam edecek. İşte seçim ve Akşener değerlendirmesi. İstanbul'da iddia ediyorum birinci parti olacağız biz. İddialı çıkışını sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, hodri meydan dedi. Geldikleri gibi sandıkta geldiler, sandıkta gidecekler. Akşener, partisinin 100 bininci üye katılım programında konuştu. Dedi ki İstanbul'da 100 bin üyemiz olacak. Önce güldüler. Allah'ımıza şükür 100 bin üyeyi geçtik. Teşkilatlanmada rol alan tüm partililere teşekkür ederek başladı İYİ Parti lideri konuşmasına. Çalışacağız vurgusunu hiç eksik etmedi. Kurulduğumuz günden beri tuzak üzerine tuzak, iftira üstüne iftira, engel üstüne engel, çengel üstüne çengelle karşılaştık. Vız geldi, tırıs gitti. Meydan okudu, kendinden çok emindi. Milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir parti izledi. Teyit ve imza altına alınmışsa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, bunun anlamı şudur, siz isterseniz, siz inanırsanız, bu salonu şereflendiren ey iyi ve cesur insanlar, siz isterseniz birinci parti olmak İstanbul'da, Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunu yineledi. Unutulmuş bir kavramı hatırlatıp, vatandaşımızı, milletimizi ikna edip ve onun üzerinde ortaklaştık. Seçim sürecine ilişkin konuştu. Sandık güvenliği bizde dedi. Korku yok mesajı verdi. Spekülasyonlara tek tek yanıt verdi. Mızıkçılık yapmak için, cilleklik yapmak için her şeyi yapıyor. Bay efendim, seçim bitti. Efendim, seçimi de kaybetti. Muhterem yerinden kalkmayacakmış. Soru soruyor, ne yapacaksınız? Hele alalım da görürsünüz. Efendim, seçim yapılmazmış. Seçim yapılacak efendiler. Ve bir kez daha başbakan olacağım. Hem de helal oylarla dedi. Bu ülkenin, bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın hak edilmiş pazarlık pazarlık yok, hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah. Evet değerli dostlar, başbakan olacağım diyor. Kemal Bey de cumhurbaşkanı olacağım demeye başladı. Demek ki formül bu. Kemal Bey cumhurbaşkanı, Meral Akşener başbakan. Kürtler aday çıkartacağını geçen hafta söylediler. İkinci turda herhalde bir mesele hallolacak falan. Tablo bu. Birinci bölümü böylece bitiriyoruz. İkinci bölümde anlatacağımız daha çok şey var. Çünkü Türkiye kıpır kıpır. Aslında önümüzdeki dönemde de büyük yoksulluk, büyük enflasyon devam edecek. Hepinize hatırlatıyorum. Bu arada tele1kitap.com.tr'den devam edeceksiniz alışverişlerinize. Çünkü oradaki kitapları yazarlarımız imzalıyor. Bendeniz'in de kitapları orada var. Orayı büyütelim ki Tele1'e yeni bir kaynak daha yaratmış olalım. Saat başında beraber olacağız. Ben burada olacağım. Geleceğinizi tahmin ediyorum.
görüşelim. Tatile gidebilecek misiniz bilmiyorum. Pek çok insanın tatile gitme olasılığının da pek olduğunu zannetmiyorum. Ben kendi payıma tatil meselesini Türkiye'deki bütün insanlar için uzak bir düş gibi olduğunu düşünüyorum. Eskiden mesela belli bir beyaz yakaların özellikle belli bir tasarruf yaptıktan sonra yurt dışına bile gidebilme imkanı oluyordu. Türkiye'de mutlaka insanlar yani beyaz yakalılar, orta sınıf bir tatil beldelerine gidiyordu. Alt sınıftaki geliri olanlar da karınca kararınca ya bir arkadaşın yanına gidiyordu ya bir pansiyonda kalıyordu. Yani imkansız değildi. Yine Türkiye'de yokluk, yoksulluk vardı. Yine toplumun büyük kesimi bütün bunlardan faydalanamıyordu. Ama içinde bulunduğumuz tablo nihayetinde öyle bir hale geldi ki toplumda birileri saltanat sürerken birileri çok üzücü bir şekilde neredeyse sürünür hale geldi. Evet, bunu kullanmak zorundayım. Bir yerde ekmek bulamayanlar, bir yerde de şu acayipliği yaşayanlar. Bodrum'da plajlara giriş ücretleri bu yıl 150 liradan başlıyor. Şimdi insan günde 150 lira verip mesela 7 günlük bir tatil yapsanız sadece girebilmek için plaja, yani Allah'ın kumuna, Allah'ın denizine hiçbir şekilde orayı birisine mülk olarak verme hakkınız yokken, işletme olarak verme hakkınız yokken bu paraları onlara kazandırmak için bu hale getiriyorsunuz. Yani ben diyelim ki Bodrum'da yaşıyorum ve oradan denize girmek istiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam diye yürüyemiyorum. Herif diyor ki 150 kağıt ver. Neden? Şimdi zaten bu neoliberalizm dediğimiz rezilliğin en temel göstergesi bu. Ya bu ülkenin suyu, bu ülkenin toprağı, bu ülkenin kumu, bu ülkenin güneşi. Sen zaten bütün sahilleri talan etmişsin. Bütün sahilleri birilerine peşkeş çekmişsin. Bütün bu yaptıklarının üzerinden bir de bu kepazeliği yaşatıyorsun topluma. Kötü. 150 liraya bu hal geliyor. Şimdi arka arkaya devam edeceğiz. Bir VTR'miz var. Bodrum merkezli bir VTR bu. Ve bu VTR'ye baktığımız zaman toplum arasındaki o büyük uçurumun ne olduğunu da görmüş ve anlamış olacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Macunun işte 200 TL olması ya da 350 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. O da nedendir diye sorarsanız kıymasından ununa kadar her şeyine kadar yani bunun bir tanakkarlık vardır, el işi vardır. Yani o ustanın yaptığı yemeğinin çıkardığı bir ürünün fiyatı vardır. Her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da tatil beldelerindeki fiyatlar cep yakıyor. Bu kez adres Bodrum. Bodrum'da bir lahmacunun fiyatının 200 lira olmasına eleştiriler gecikmezken Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in fahiş fiyatları savunması çok konuşuldu. Her bir hizmetin fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giyerseniz onun da fiyatı vardır. Uygun fiyatları olan bir gömlek vardır. Daha pahalı olan bir gömlek de vardır. Bizde de otelcilikte hizmette bu şekildedir. Vatandaşların eğer iyi hizmet almak istiyorsa çok para harcamak zorundasınıza getirdi sözü Bodrum Otelciler Derneği Başkanı. Ama iyi hizmet vermeyenlerin yüksek fiyat listelerini bir kenara ayırdı. Doğru hizmet vermeyen bir işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesine kabul etmiyorum. İyi hizmet veren otellerin fiyatı bellidir. Orta derecelik işte otellerde de fiyatlar uygun bir şekildedir. Daha uygun bir şekildedir. Öte yandan anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor. Ve yine fahiş fiyatlar söylenerek kapıları açılıyor plajların. Dengiz bu fiyatlar için maliyetleri işaret etti. Plajlardaki evet girişlerde ücret alınıyor. Sonuçta onlar da bulunduğu yerlerdeki plaj temizliğini, güvenliğini, işte denizin temizliğine kadar her şeyden sorumlu olduğundan ötürü bu da bir maliyettir. Artan enflasyonla zam yağmurunun altında ezilmeye devam eden vatandaşlar için lüks haline gelen temel gıda ürünleri bir yana artık tatil yapmak da hayal oldu. Şimdi açık açık konuşalım. Halkın
denize girme hakkını, halkın güneşten faydalanma hakkını, halkın kıyılarda herkes gibi bu nimetleri, bu doğamızın bize sunduğu olanakları kullanma hakkını gasp edenlerden hemen ve hızla alınması gerekiyor. Çok açık. Çok açık. Yani sonuç itibariyle öyle bir hale geliyoruz ki insanımız denizle, kumla bu ilişkiyi kuramadığı müddetçe sonra ne kadar görgüsüz insanlar diyoruz. İşte iç çamaşırıyla denize giren erkekler, bir takım deniz kılık kıyafetine uymayan insanlar, göçmenler falan derken bir acayiplik oluyor. Sonuç itibariyle insan görerek gelişir, öğrenir. İnsanları eğiteceksiniz. Cumhuriyet kurulduğunda tiyatroda nasıl oturulur, kalkılır? Eskiden Osmanlı'da hemen ardından Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde deniz banyosu deniyordu denize girme meselesine. Deniz banyosundan denize girmeye, insanlar bu olanaklardan faydalanmaya başladılar. İnsanların buna ulaşımı yoksa, bunları yaşayamıyorsa, çoluğuna çocuğuna bu imkanı sağlayamıyorsa, bir grubun imtiyazlı olarak bundan faydalanması söz konusu oluyorsa, o zaman kibirle, ay efendim donunla niye giriyorsun, ben senin oranı buranı görmek zorundayım diyemezsiniz. İnsanları öğretmeniz lazım. İnsanların görgüsü olması lazım. Oturduğun yerden aman efendim Caddebostan plajına da herkes geldi. Gelir. Babanızın malı değil ki. Herkes faydalanacak. Ama herkesin faydalanabilmesi için kıyıların herkese açık olması gerekir. Kıyıların herkese açık olmasıyla birlikte bir başka mesele daha ortaya çıkar ve bunu da anlamamız gerekir. İnsanları yeniden gerekirse eğiteceğiz. Nasıl davranacaklarını, nasıl birbirlerini hürmet edeceklerini, kadın erkek birlikte yaşamayı. Türkiye buralara geri döndü. Sanmayın ki Cumhuriyet'in 100. yılına giderken 100 yıllık bir birikimimiz var. Buharlaştı uçtu. Ve tatilde 200 liraya lahmacun yiyenler bir tarafta, bir tarafta da Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan anket. Kirada oturan sağlık emekçisinin ev alma umudu kalmadı. Bu doğru değil. Onu size söyleyeyim. Sadece sağlık emekçisinin değil, Türkiye'de bayağı ciddi para kazanan insanların da ev alma umudu kalmadı. Çünkü ev almak için ortaya çıktığınızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. İstanbul için söyleyeyim. Kadıköy'de bir oda bir salon 4 milyon 5 milyon lira yeni evler. Eskileri de 3 milyon 3,5 milyon falan filan. Bir oda bir salon. Ha bir taraftan şunu da söylemem lazım. Birileri 10 milyona, 15 milyona, 8 milyona, 9 milyona hem yazlık hem kışlık alıyor. Hala arıyor. Araba alıyor. Ben mesela kendi payıma düşünüyorum. Dünyaya 10 kere değil 50 kere gelsem böyle bir param olmaz. Bu yaptığım işleri yapsam bu kadar emekli. Düşünsenize ben 18 yaşından beri çalışıyorum. Örneğin kendisinden bilir insan. 20'de 30, 40, 50. 30 senedir ben çalışıyorum sadece. Eşimizi de koyduğumuz zaman hepimizin hayatında. Bir 25 senede o çalışıyor, hala çalışıyor. 55-60 sene çalışıyorsun. Bir tane dandirikten ev alabiliyorsun. Şimdi onu da alamıyorsun. Onu da alamıyorsun. Ben hatırlıyorum 260 bin liraya almıştım o zaman evi. 100 bin lira peşin bir yerden para bulup 160 bin lirayı da 5 yılda ödemiştik. Şimdi o zaman 5 yılda ödeyebilmek için gece gündüz çalışıyorduk. Parayı oraya yatırıyorduk. Nihayetinde bir emek veriyorduk. Bunu hayata getirmeye çalışıyorduk. Çok da matah bir yer değil. Yani işte Ümraniye'ye yakın bir yerde bir tane site. Hani herkesin oturabildiği bir site. Komşularımız sağ olsun insanlardan memnunuz. Şimdi oralarda bile ev almak mümkün değil. İstanbul'un sırtlarına dışına gitseniz bile ev almak mümkün değil. Bu İstanbul'da böyle. Yurdun her tarafında böyle. Şimdi sen bu halde olduktan sonra buradaki gençlere biz ne diyeceğiz ki? Adamlara yani genel olarak Türkiye'deki insanların çok büyük bir kısmı asgari ücretle çalışır hale geliyor. Asgari ücret olmaktan çıktı o. Sabit ücret haline geldi. Yani asgari ücret temel ücret haline geldi. Nasıl olacak? Ben size söyleyeyim anası babası da oturmaya başlayanlar, iki aile bir araya gelenler falan yakında artacak. Açık. Hele çocuğunu büyük şehre göndermeye kalkan falan imkansız. Yani diyelim ki çocuğunuz başarılı, hekim olacak, üniversitede çalıştı, mühendis olacak, sanatçı olacak bilmem ne, yurt dışından burs aldı. Çocuğun cep harçlığı koysan onu bile koyamayacaksın. Burs aldığın çocuğu bile gönderemeyeceksin. Başarılı insanları da gönderemeyeceksin. Vaziyet bu. Şimdi bir protestoyu size getireceğiz ve devam edeceğiz. Yani Türkiye öyle bir hale gelmiş durumda ki kimse kendini kandırmasın. Kimse kendini kandırmasın. Bu iş çok iyiye gitmiyor. Tersten söyleyelim. Bu iş çok kötüye gidiyor. İzleyelim. Artan kira ve konut fiyatları hemen hemen her kesimi barınma kriziyle karşı karşıya bırakıyor.
İstanbul Beşiktaş'ta bir araya gelen memurlar konut sorununa ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekti. İşsizlik tavan yapmış, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tavan yapmıştır. Enflasyon çift haneli rakamlara ulaşırken yoksulluk artmış ve emekçilerin yaşam koşulları günden güne katlanarak kötüleşmiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da çalışanların içinde bulunduğu durumu anlatırken AKP iktidarına tepki gösterdi. Suriye'de birket evlere milyonlar yatırırken Türkiye'deki kamu çalışanları ve emekçiler kirasını ödeyemez durumda. Bakın, son 5 aydır Türkiye'de yüksek enflasyon yaşanıyor. %13, %11, %16, %17 ve 5 ayın sonunda %50'nin üzerinde enflasyonla karşı karşıyayız. Peki 5 aydır maaşlarımıza zam geldi mi? Hayır. Diyoruz ki iktidara ve AKP'ye, bizim maaşlarımıza gelen enflasyon farkını aylık olarak ödeyin. Emeklilik maaşlarına aylık kayıplarını ödeyin. Ama iktidar ve ortakları ve yandaş sendikalar hayır, Temmuz'a kadar hiçbir ücret ödenmeyecek diyebiliyor. Temmuz'da yapacağınız enflasyon farkı ve %7'lik zam ne asgari ücretliyi, ne emekliyi, ne kamu çalışanı mutlu edecektir. Bizim kayıplarımızın acil karşılanması... Değerli dostlar, Türkiye'de gericilik, irtica, Türkiye'de özür dileyerek söylüyorum, aslında düşüncesizlik diyemeyeceğim kadar insanı insanlıktan çıkaran olaylar arka arkaya geliyor. Bunları hepimiz biliyoruz. Şimdi öyle bir bölüm yaptık. Her gün de yapacağız bunu. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum bunları ama tekrar tekrar söylemekte yarar var. AKP'li vekil Ahmet Sorgun'dan başı açık kadına hakaret eden başhekim yardımcısına destek ziyareti. Buradalar, pek de memnunlar. İki erkek, maşallah kadın da yok. Mutlular, el ele göz göze bakıyorlar meseleye. İnsanlar birbirlerine aşık da olabilirler falan ama buradaki tablo o değil. Başarılarını kutluyorlar. Başarı ne? Başarı ne? Yok efendim, uyluk şöyleymiş, meme böyleymiş, bilmem ne diyen bir hekimden söz ediyoruz. Ya bunun hekimliği neresinde? Bunun insanlığı neresinde? Bunları geçiyorum. Görevden alınması gereken bir kimseyi bir de kutlamaya gidiyorlar. Şimdi bu tablo içerisinde 21. yüzyılda biz işte 2023, 2053 falan dediğiniz zaman bırakın palavrayı derler insana. Siz ortaçağ karanlığının dibine götürüyorsunuz Türkiye'yi. Bu tablo o. Bu tablo o. Kimse kusura bakmasın. Ya böyle bir adamın görevde kalması söz konusu olmayacakken, ne etik ne kanun, hiçbir şey tanınmamışken bu hale gelmiş. Devam edelim, bu gericilik dosyamız maşallah var. Dosya değilsem Twitter üzerinden gidiyoruz. Ötekine geçelim. Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman. Kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor. Mahrem yerleri açık ve erkek görebiliyor. Kazanınca birbirlerini öpüyorlar. İzlemek veya katılmak caiz mi? Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman. Bu neydi? Acun'un şeyi değil mi bu? Neydi bunun adı? Survivor. Türkçe isim de koymamışlar. Survivor. Survivor'ı koymuşlar. Acun Amüstak. Çünkü biliyorsunuz onun amcası mı? Tabii amcası Mustafa Ilıcalı da AKP'nin en üst düzeyde İstanbul Belediyesi'nde görev yapan birisiydi. Acun tam da Türkiye'nin tipik bir örneği. Kusura bakmasınlar, ben televizyon sahibi oldu. Büyük paralar kazandı. AKP döneminde yaptı bunların tamamını. Ve nihayetinde bu işlerden kazandı. Yani öyle bir hale geldi ki kendisine para kazandıran işleri işte AKP'nin kahramanı, düşünsel zeminini yaratan, felsefesini bilmem nesini yaratan Hayrettin Karaman caiz değil diyor. Nihayetinde eğer siz çıkarcı davranırsanız gelir o tokat sizi bulur. Hayrettin Karaman öteden beri her türlü çıkarcılığı, her türlü fırsatçılığı kullanın, yeter ki şu laik rejimi ortadan kaldırın demeye getiriyor. Sonuç işte bu. Yeni Şafak yazarının söyledikleri üzerinden genç kadınların, genç erkeklerin yarıştığı ya da işte yaşlısı ne bileyim yarıştığı bir yarışma, çok da matah ve bayıldığım bir şey değil. Ama Acun'un televizyonu sonunda topun ağzına geldi. Bu işler böyledir. Siz gidin Cumhurbaşkanı'yla maç yapın. Siz gidin arabuluculuğu yapın. Mesut Özil'i getirin. Onu Fenerbahçe'ye gönderin. Bu da bir iş. Televizyonu alın. Onu seçimlerde kullanın. Şeyi yapın. İşte Türkiye'nin daha iyi bir bilmem ne olması için Emre kardeşim sen
de var mısın? İşte bilmem ne olmasın Rıdvan abi sen de var mısın? Öteki şu bu falan bu işlere girin, iktidarı güçlendirin. Nihayetinde dönüp sizi vurur. Bu işler böyledir. Dolayısıyla siyasal İslam her zaman uyanık olmanız gereken bir ideolojidir. Hayrettin Karaman'ı kutluyorum. Siyasal İslamcı olarak görevini yapmış. Acun'a da diyorum ki memleketin hali bu. Yarın gün gelir televizyonunu da elinden alırlar. Devam edelim. Evet, sonuçta hiç şaşırmayacağımız bir mesele daha. Taliban'dan kadın spikerlere baskı, peçeyle ekrana çıktılar. Taliban utancı Amerika'nın dünyaya armağanıdır. NATO, Amerika birer vahşi uygulama yapıyorlar tüm dünyaya. Ama Afganistan'ı karıştırdılar, antikomünist bir hareket olarak yeşil kuşak attı bilmem ne. İslamcıların eline silah verdiler, azılı katil yaptılar. Sonra onları terörist ilan ettiler, gittiler vurdular, bir şeyler yaptılar. Sonra dediler ki biz askerlerimizi çekiyoruz. Koca bir ülkeyi bir gecede bir avuç insanımsı ve elinde silahları olan katillere teslim ettiler. Ve üstelik bu katiller Ankara Havalimanı'nda, Ankara'da, Esenboğa'da şey gibi karşılandı. Mühim, değerli insanlar gibi karşılandı. Bunu da gördük. Sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Bu vahşetten kaçanlar bir kısmı bize de geldi falan. Ama nihayetinde olan yine kadınlar oldu. Buyurun. Bunun böyle kalacağını mı zannediyorsunuz? Hayır. Önce kadının bacaklarından, dekoltesinden rahatsız olurlar. Ondan sonra onu kapatırlar. Ondan sonra kafasını da kapatırlar. Ondan sonra ağzını da kapatırlar. Gözünü de kapatırlar. Hiç görmezsiniz. En sonunda da sesinden tahrik olurlar. Mesele bu. Dolayısıyla Türkiye'de cumhuriyete en çok sahip çıkması gerekenlerin, laikliğe en çok sahip çıkması gerekenlerin kadınlar olduğu apaçık ortada. Açık ortada. Çünkü neticede erkek hayatını şu ya da bu şekilde sürdürüyor ama kadın köle olarak yaşamaya devam ediyor. O yüzden ben gerçi Türkiye'deki kadınların erkeklerden daha dirayetli ve daha mücadeleci olduğunu biliyor ve düşünüyorum. Lakin bu tabloya da bakın olmaz olmaz demeyin. Oluyor. Yavaş yavaş, uyuşa uyuşa, kandırıla kandırıla oraya doğru gidiyorsunuz. Devam edelim. Neden ve nasıl oraya doğru gidiliyor? İşte kız çocukları okula gitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre lise düzeyinde bazı illerde kız çocuklarının okula gitme oranı %70'in altına düşmüş. Şimdi %70 iyi bir oran diyeceksiniz, değil. %100'lere gelmişti bu iş. Ve nihayetinde öyle bir hale geliyor ki giderek aileler çocuklarını farklı sebeplerden dolayı okuldan alıyorlar. Bir grup diyor ki bu çok pahalı, ben bu yatırımı yapmam. Bir grup diyor ki kız çocuğu okusa ne olur, okumasa ne olur, hala sürüyor. Bir grup işte evlensin başımdan gitsin, başlık parası alır. Bunlar hala bu ülkede yapıyor. Dikkat edin, gericilikle ilgili konuştuğumuz her şey kadınlar üzerinden. Hayrettin Karaman'ın söylediğine işte kadınların açık giyiniyor, erkekler görüyor diyor. Şöyle demiyor, erkekler açık giyiniyor, kadınlar görüyor demiyor. Yine kadın şeytan. Öteki tarafta Taliban'da ne oluyor? Kadının ağzı, burnu, gözü, sesini de kısacaklar. Oradaki de o oluyor. Buraya geldiğimizde de nihayetinde gözden çıkarılan kadın oluyor. Cumhuriyet demek başka bir şey. Bu arada hepinize güzel bir haber vereyim. Dolar 17 seviyesinin üzerine çıkmış. Euro TL kuru 16 Aralık'tan sonra ilk kez bu seviyeyi görmüş. Euro mu çıkmış? Pardon. Euro çıkmış. Doların çıkmamış olması iyi. Euro çıkmış. 17'nin üzerinde çıkmış. Arkadaşlar yanlış yazmışlar, düzelttiler. Dolayısıyla yani dolar da 16'nın üstüne çıkacaktır. Dolayısıyla memleket adım adım iflas ediyor. Ve özellikle size şunu söylemek istiyorum. Halkın parasının ne olduğunu hatırlayın. Döviz korumalı bilmem ne falan bir takım parası olanlar yatırıyor. 3 ay sonra bu artışlardan etkilenmesini devlet eliyle yoksulun parası zengine aktarıyor. Yoksulun parası zengine aktarılıyor. Her gün düzenli ve periyodik bir şekilde. Bu o. Ve bunun adına da Türkiye'ye özgü ekonomik model deniyor. Zaten Türkiye'ye özgü başkanlık sistemi, Türkiye'ye özgü ekonomik sistem batan bir memleket. Abdülhamit sevmeleri de boşuna değil. Devam edelim bu gericilik hikayemize. Gericilikte gelinen nokta kadınların özellikle korkunç bir hale gelen, kendilerine yaptıklarını kimse yapmaz herhalde. Profesör Doktor Sümeyye Akkuş hanımefendi anladığımız kadarıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş. Dünyanın düz olduğuna inanıyor. Yuvarlak olduğuna inanmıyor. Böyle bir hanımefendi. Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi
Kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Kaldırabiliriz. Biliyorsunuz Muhammed Peygamber'in dünyaya geldiği dönemdeki ilk cümle Allah'ın kulu ve elçisidir deniyordu. Dolayısıyla peygamberlere yönelik bir şeydir bu. Bu arada bir şey söyleyeyim. Hazreti sözcüğü kullanılıp kullanılmadığı zamanla ilgili büyük tartışmalar oluyordu. Cehalet diz boyu. Melih Cevdet Anday bir gün Sayın Muhammed diye yazıyor. Peygamber için ayağa kalkıyorlar. Halbuki Hazreti demek, Hazret demek sayın demek diye ertesi gün yazıyor. Yani cehalet almış yürümüş, bilmediği sözcükleri kutsiyet affediyorlar. Onu da söyleyelim. Peygamberin en önemli sıfatları neler? İşte Allah'ın kulu ve elçisi olması. Şimdi baktığınızda yeryüzündeki elçisi dediğiniz zaman aslında bir peygamberlik vurgusuna kadar gidebilecek bir yorum. Nebi demek istedim burada, çarpıtmayın diyor. Alabiliriz bunu çünkü kötü bir tweet. Bunun için gösteriyorum. Karşınızda hakikaten kendi inandığı dini bile yozlaştıran, insanlara kutsallıklar atfederek olağanüstü tehlikeli bir yere taşıyan bir iklim var, bir ortam var. Bu ürkütücü, korkutucu, üzücü. Bütün bunlar üzerinden bence bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Yani bu insanlara ne diyeceğiz mesela? Bir arada yaşıyoruz. Ne diyeceğiz? Dünya düzdür diyor. Yani dünya düzdür diyen birisiyle aynı havayı solumak dert. Mecbur olduğun için de onunla yaşarken bir de bilimden falan söz ediyorsun. Bilim yok ki hayatında. Bu arada Anadolu Efes'in şampiyonluğu var. Onu izletelim. Anadolu Efes'in şampiyonluğunun VTR'sini girelim. Euroleague'de ikinci kez şampiyon oldular. Onu tekrar görelim. Real Madrid'i ben maçı seyrettim. 58-57'den Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Görüntülere bakalım. Sonra sponsoru olduğu kurumların adını söyleyemeyen bir genel müdürden söz edeceğiz. VTR'ye gidelim. Tarihi Zafer'in teknik adamı Ergin Ataman şampiyonluk sözünü daha önce vermişti, sözünü tuttu. Türkiye Anadolu Efes'in kaldırdığı kupayla sevince boğuldu. Real Madrid'le kozlarını paylaşan Anadolu Efes basketbolda yine tarih yazdı. 57-58 biten maçta kupayı 2 yıl üst üste kucaklayan Anadolu Efes milli gururumuz oldu. Teknik direktör Ataman ve en değerli oyuncu seçilen Vasilij Micić açıklama yaparken şampiyonlar Ataman ve takım arkadaşlarını ıslattı. Zafer sevincini siyasiler de mesajlarıyla paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez şampiyonluğu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de paylaşım yaptı. Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'i yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Biral Ekşi'nin sosyal medya paylaşımı ise büyük tepki çekti. Ekşi'nin Efes yazmayarak sadece Anadolu yazması binlerce vatandaş tarafından protesto edildi. Bunun ne ilgisi var? İşte iş oraya geliyor. Bu bir. Hafta sonu bu galibiyet alındıktan sonra beni tefe koydular geçen hafta söylediklerimden dolayı. Eleştiriler hadi tamam da inanılmaz küfürler edildi. Türkiye'deki tartışma kültüründe geldik. O konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Biz ciddiyetle işini yapmaya çalışan insanlar açısından tablo şudur. Spor da, sanat da, bilim de terazisi nesnel ölçüler üzerinden olmalıdır. Spor büyük kitlelere ilişkendir. Dediği için ölçüsü de sabit olmalı. İnsanları düşmanlaştırmak değil, yakınlaştırması gerekir. İşte gördüğünüz gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular bizim takımlarımızda oynuyorlar ve kupalar kaldırılıyor, birbirlerine sarılıyorlar. Bakasetas'ı da göstermiştik Trabzonspor şampiyon olduğunda. Efendime söyleyeyim bu meseleyi de gösterdik. Spordan örnekler sunuyoruz. Bana küfür edenler sportmenlikle ilgili yaptığım konuşmayı kişisel zannetmişler. Benim Fenerbahçeli olmam vesaire gündemde.
gündeme getirmişler, ilgisi yok. Ben Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin adalet sorunu olduğunu düşünüyorum. Hak eden kazansın. Bu hak edilmiş bir başarı. Şampiyon oldular, kazandılar. Bunun ötesinde bir sportmenlik eleştirisi yapmak herkesin en doğal hakkı. Beni de eleştirmek hakkınız. Ama küçücük bacak kadar çocukların isimsiz bir yerden anneme, aileme, hepimize küfür etmesi, birçok yere küfür etmesi beni düşündürüyor. Bu sosyal medya çukuru gerçekten hazin durumlar doğuruyor. Yapacak da bir şey yok. Sosyal medyada hayatın bir gerçeği haline geldi. Kripto alemi meselesi var. Bu kripto alemi çok tehlikeli. İnsanlar bu bankerlik gibi bir şeye döndü, peşine düşüyorlar. Hazal'ın bu konuda alması da iyi oldu. Ben mi gönderdim Hazal, onu da bilmiyorum. Bu haber üzerine konuşalım diye arkaya verirsiniz. Biraz üzerine konuşalım. Şimdi bizim ülkemizde neoliberalizm dediğimiz mesele paradan kolay para kazanma duygusunu oluşturdu. Özellikle devlet kağıtlarından hızla para kazanılıyor ve büyükler daha büyük para kazanıyor. İşte dövize yatırım yaptığınız zaman da bu oluyor. Sepet diyorlar. Türk lirasına yatır, altına yatır, bilmem nereye yatır. Sepet yapabilmek için önce para lazım. Paran yoksa sepet mepet de yok, o ayrı mesele. İnsanlar kolay yoldan tatlı para kazanmak için kripto para meselesine girdi. Kayıplar devam ediyor. Piyasadan yaklaşık 1 trilyon dolar silindi diyorlar. Peki bu 1 trilyon dolar nasıl bir rakam Allah aşkına? Silinmesi ne demek? Yani insanlar alenen kumar oynamaya teşvik ediliyorlar. Kapitalizm öyle bir şey ki size önce ucunu gösteriyor. Birileri diyor ki ya ben çok kazandım, sen bilmem ne yaptım. İştahlanıyorsunuz. Ondan sonra da işin içine girdiğinizde her zaman olduğu gibi kumar oynayan da nihayetinde kaybediyor ve masa kazanıyor. Burada masa her kimse, o kazanmış oluyor. Bunu da not olarak düşmek istedim. Şu saatlerde Euro'nun 17 lirayı geçmesi falan zaten ayrı bir felaket. Ben bu yaz içerisinde çok acayip şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Neden? Mazotta sürekli gelen, benzine gelen zamla birlikte yani öyle bir hale geldi ki artık araçlarınıza binip bir yere gidemeyeceksiniz. 4 kişi, 5 kişi de binseniz gidemeyeceksiniz. Bu iş bu. Bunu iyi düşünmek lazım. Bunu önlem almak lazım. Para basacaklar. Para bastıktan sonra hiper enflasyon olacak. Bunun sonu iflas. Devam edelim. Bir diğer meseleyi görelim orada. Karar yazarı Ahmet Taş getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle mi olmalıydı? Günaydın. Taş getiren AKP'nin beyin takımında yer alan isimlerinden biri. Peki taş getiren nasıl olup da nedamet getirdi de ya böyle mi olmalıydı? Böyle olmamalıydı. Öyle olmamalıydı. Türkiye'yi adına milliyetçi muhafazakar denen böyle ne olduğu belirsiz hükümetler yıllardır hızla ve felaketle kapitalizme uyumlu halde NATO'ya, Amerika'ya arkasına alarak yıllardır halkı kandırarak, üretimden uzaklaştırarak bu hale getirdiler. Sayın Taş Getiren'in bugün itibariyle bunu görmüş olması güzel ama hayat maalesef böyle akmıyor. Bunları gördüğüm zaman aslında şöyle bir öfke de duyuyorum. Ya biz zamanında söyledik. Nihayetinde biz hani ben henüz 50 yaşındayım, belki biz geldik gidiyoruz diyecek yaşta değilim. İnsanların ömrü uzadı ama neticede yapacaklarımı yaptım. Kalan zamanda da yapmaya çalışacağım. Ama çocuklarımıza bir hayat verebileceğimiz memleket kalmadı ki. Talan her tarafı. Betondan bir dünya kuruldu. Sen şimdi gençler neden Türkiye'den gitmek istiyor zannediyorsunuz? Burada bir şey görmüyor. Kendine dair bir şey bulmuyor. Önce aidiyet duygusunu kaybediyor. Hamasi milliyetçilik aslında o aidiyet duygusunu kaybettiriyor. Hamasi dincilik de tam da bunun ikisi böyle birbirini tamamlıyor. Şimdi bu mitingler yapıldı. Bu mitinglerden Deva'nınkine gideceğiz. Gaziantep mitingine. Arkadaşlar ona bir bakalım. Çünkü Deva Partisi de sonuç itibariyle bir kesimin umudu haline geldi. Tekrar söylüyorum. Rakamlara bakıldığında Deva Partisi'nin belli bir oyu da var. Bunun altını çizmek istiyorum. İlk mitingleri yaptılar. Gaziantep'e gittiler. Ali Babacan Davutoğlu'ndan çok daha güçlü bir figür. Ali Babacan'ı şöyle hayal edebilirsiniz. Özalvari bir figür ve ona yönelik bir şeyi var, eğilimi var. Yani partisinde laikler var, soldan devşirmeler var, liberaller var, İslamcı, ılımlı İslamcılar var falan, böyle bir kadro yaptı. Kendisi de Türkiye yönetmeye talip olabilecek bir çizgide gidiyor. Hemen birkaç zaman içerisinde 3-3,5 puanı elde etti. Seçime kadar bunu çok fazla arttırır mı bilemem ama parlamentoya girecektir muhtemelen. 3-3,5 puanla Cumhurbaşkanı belirlenmesinde de masada yeri olacaktır.
Erdoğan açısından önemli bir kayıp. Mitinge bir gidelim, göz atalım. Ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. Demokrasi! Demokrasi! Atılım! Atılım! Derhal! Derhal! Bugün! Bugün! Muhteşem görünüyorsunuz, muhteşem! Deva Partisi ilk mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdi. Deva Partisi'nin ilk mitingine sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Mitinglerinin engellenmek istediğini ifade eden Babacan, ne yaparlarsa yapsınlar boş diye seslendi. Sizinin dışınız kalaylı, içiniz vayvaylı olabilir. Çok şükür. Bizim içimiz bir, dışımız bir. Bizim özümüz bir, sözümüz bir. Bizim içimizle kalaylı, dışımızla kalaylı. Evelallah. Evelallah. Babacan nerede olduğumuzu bilmeyenlere konum atalım dedi ve Deva Partisi'nin yerini açıkladı. Biz çocuğuna harçlık veremeyen annelerin yanındayız. Biz torunlarına küçük bir hediye almak isteyip de alamayan dedelerin, ninelerin yanındayız. Biz 2500 lira maaşla temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emeklerimizin yanındayız. Biz açlık sınırının altında bir asgari ücretle geçinmeye çalışan işçimizin yanındayız. Biz hayat pahalılığı karşısında inim inim inleyen dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızın yanındayız. Biz dükkanında masraf olmasın diye elektriğini açamayan, sattığı malı yerine koyamayan esnafımızın yanındayız. Biz gübre, mazot, tohum, elektrik fiyatları altında ezilen çiftçimizin yanındayız. AKP iktidarının 4 yıllık karnesinin altını çizdi. Şu 4 yıllık karneyi bir koyalım bakalım ortaya. O karnede hayat pahalılığı var mı? Yüksek enflasyon var mı? Son 20 yılın hem de en yüksek enflasyonu ya. Enflasyon %100'e çıkmış, %150'ye çıkmış. Peki karnede derin yoksulluk var mı? Bu ülkede insanlar çöpten yiyecek toplamaya başladı ya. Ekmek topluyorlar çöpten ya. Karnede işsizlik var mı? İşte karne bu. Bunlar milletten koptu milletten. İftar sofralarında bile halkla aralarına bariyerler çekiyorlar. 100 araçlık, 150 araçlık konvoylardan milleti artık göremiyorlar. Duymuyorlar. Babacan, krizin sorumlusu Erdoğan'dır ifadesini kullandı. Ülkemiz işgal altında falan değil çok şükür. Siz bu insanları savaş günlerinin yokluğuna mahkum ediyorsunuz. Ondan sonra sabredin şükredin diyorsunuz. Amenna. Sabır şükür bizim kültürümüzdür. Ancak bu ülkeyi bu hale siz düşürdünüz ya. Beştepe'dekilerin hepimizin cebine kesesini açtığı savaşı saymazsak ülkede çok şükür savaş mavaş yok. Bu krizin sorumlusu belli arkadaşlar, belli. Ortada Beştepe yapımı yerli ve milli bir kriz var. Bu krizin sorumlusu dolar kurunu, dövizin kurunu patlatan Erdoğan'dır. Bunu niye uzun dinlettiniz diyeceksiniz. Şundan dolayı Ali Babacan Erdoğan'ın bakanı. Erdoğan'ın bakanı ve Türkiye'nin bu hale gelmesinde müspet menfi payı var. Ondan gelen eleştirilerin içeriden o bilgilere sahip olan birisinin eleştirisi olmak bağlamında başka bir anlamı ve önemi olur diye sizi uzun uzun dinlettik. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde anahtarları alan kişi. Ankara Gücü'nün kutlamaları var ve Fuat Oktay Bey de oraya gidiyor. Bakın oraya gidince başına neler geliyor. En güzel statlarımızdan birisi
olacak. Hem arka sıralarda hem de önlerde. Cumhurbaşkanı yardımcısı müjde verdi ama yine de yoğun tepki aldı, yuhalandı. Yanındaki Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca yapmayın diye işaret etti taraftarlara ama olmadı. Buraya Cumhurbaşkanımızın müjdesini Fuat Oktay Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankara Gücü futbol takımının şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Oyuncuları teknik heyeti tebrik etti. Sahneye çıktığında yuh sesleri yükseldi. Güzel bir haber vermek için buradayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu için buradayız. Cumhurbaşkanı yardımcısının tepki görmesinin sebebi ise yıkılan 19 Mayıs stadı yerine yenisinin yapılmamış olması. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi anıldığında yuhalama seslerinin artması da gözlerden kaçmadı. Buraya Cumhurbaşkanımızın müjdesini muhteşem bir stad olacak. Muhteşem bir stad olacak. İnsanlar farklı sebeplerden dolayı kitlesel tepki vermeye başladılar. Aslında bu tepkiler yavaş yavaş büyüyor. Şu tartışmayı iyi düşünmemiz lazım bence. Acaba işte az önce dövizi de gördüğünüz euro 17 liranın üzerine çıktı. Acaba bu saatten sonra iktidar bu meseleyi geri döndürebilecek güce sahip olacak mı? Bana sorarsanız ekonomik açmaz ancak ve ancak seçimle birlikte bir miktar ileri gidebilir. Numan Kurtulmuş Atatürk Havalimanı'nın uçuşa kapatılacağı doğru değildir demiş. Bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Bir, toplumsal tepki onları son derece rahatsız eder hale geldi ve ben yaptım oldu döneminin bir anlamda sonunun geldiğini düşünebilirler. İkincisi, aslında stratejik olarak önemli olan bir yapının elde tutulması gerektiğine dair jeton düşmüş olabilir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ancak düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en önemli kentlerinden birinde, dünya başkentlerinden birinde bir havaalanı akşamdan sabaha açılacak mı, kapanacak mı, uçaklar gelecek mi, gidecek mi gibi ürkütücü bir tartışmanın içine giriyor. Ürkütücü olması nedeni ne? Orası bir milli varlık. Halkın yarattığı bir varlık ve buna karşılık biz böylece bakıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Belki de geçen hafta Canan Kaftancıoğlu'nun gösterdiği tepkinin de bunda bir payı olabilir diye de düşünüyorum. Şimdi önümdeki notlarda bir şeyi atlamadan devam etmek istiyoruz. AKP'nin bir kuşak tartışması var. Z kuşağı var mı yok mu tartışmasına geldik. Ona bakalım. Sonra da gazetecilerinin tehditleriyle ilgili geleceğiz. AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyüp İnan genç kardeşimiz Z kuşağı yoktur, Teknofest kuşağı vardır demiş. Ne demek ben anlamadım. Z kuşağı falan gibi şeyleri ben de anlamıyorum. A, B, C, D falan. Bence şöyle bir şey var. Her dönemde Türkiye'de genel olarak eğitim kötü olduğu için son 40-50 yıldır zaten insanlar kötü yetişiyor. Bu Teknofest kuşağı dediğinizde nedir biliyor musunuz? Uyuşturulmuş bir kuşak. Yurt dışından gelen bir takım aygıtları kullanıyor. Hayatta başka hiçbir şey bilmiyor. Etik, estetik, değerler üzerine kafa patlatmıyor. Okumuyor, tahlil yapmıyor. İşte TikTok'ta bilmem nerede orada burada dans ediyor. Snapchat, chat, bir şeyler falan. Elbette ki sosyal medyanın varlığı bir tür özgürlük alanı yaratıyor ama insan hayata, insana dair hiçbir şey üretmez hale geldiğince de korkunç bir hale geliyor. AKP'nin Gençlik Kolları Başkanı da buna Teknofest demiş. Hep beraber göreceğiz neyin nesi olduğunu. Zaten bir de şöyle bir şey var. Bir tarafta Taliban gibi davranıp bir tarafta dünyaya bağlanan insanlardan sen o baskıyı arttırarak bir sonuç alamazsın. Yani bambaşka bir yere geldik. İşte baskı dediğimizde tehditler de artıyor basın mensuplarına yönelik. Gazetecilere rahat kesemeyeceksiniz diyerek tehdit eden AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'a 1380 lira para cezası kesilmiş. Bir daha hayatta söylemez. Korkunç bir ceza. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Bakın daha 2-3 gün önce bir gazeteci arkadaşımız, benim de çok sevdiğim Cumhuriyet'te beraber çalıştığım bir arkadaşımız tehdit edildi. Ve alenen tehdit edildi ve dedi ki benim can güvenliğim söz konusu. Seyhan Avşar'dan söz ediyorum. Şu anda Halk TV'de çalışıyor. Cumhuriyet'ten oraya geçti. Çok değerli bir genç kadın, başarılı bir gazetecinin üzerine toplum biniyor. Aslında hayatın her alanı mafyalaşmış durumda. Bunu da burada söylemek isterim. Bu parayla marayla falan olacak iş değil. Ağır hapis cezalarının verilmesi gerekiyor ki can güvenliği olsun. Diyeceksiniz ki Enver sen ne diyorsun? Doğru.
doğru ben de bu haldeyim. Yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın bir günlüğüne izin isteyeceğim. Şehir dışında bir ödül töreni de var. Bir de özel bir mesele var, bir davet var, ona katılacağım. Önemli olduğu için ben dönünce anlatacağım size, görüntüleri de getireceğim. Benim yerime mutlaka çok değerli arkadaşlarımdan biri görev yapacaktır. Çarşamba Meral Akşener'le birlikte ekranı paylaşacağız. Perşembe hem sabah hem akşam varız. Cuma da sabah varız. Yani devam edeceğiz. Ekranlarda bizde olduğunuz için mutluyum. Desteğinizi, ilginizi önemsiyorum. Telebir kitaptan alışverişleriniz önemli. Şimdi gideceğim, yine kitaplarınızı imzalayacağım. Diğer arkadaşlarım da imzalıyor. Telebir iyi bir kitapçı. Dolayısıyla oradan alışverişe devam edin. Bugünlük benden bu kadar. Benden sonra Begüm Han gelecek. Daha önce de o vardı. Begüm Han'ı da yalnız bırakmayın. Telebir'den ayrılmayın. Hoşçakalın.